Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 5. Sınıf Matematik Matematik Defterim kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 6. ünite alan ölçme 19. sorumuzu büyütelim. Düz bir zeminde duran dikdörtgen şeklindeki şeffaf kartların arasında şekil 1'deki gibi 9 cm mesafe vardır. Bu kartlar o ok yönünde bir defa devrilerek belirli kısımları şekil 2'deki gibi üst üste gelmiştir. Sarı ve mavi renkler üst üste geldiğinde yeşil renk oluştuğuna göre şekil 2'deki yeşil renkli bölgenin alanını istiyor bizden. Arkadaşlar şimdi şöyle çizelim biz ilk önce. Bu bizim mavi kartımız olsun. Sarı rengi alıyorum. Bu bizim sarı renkli kartımız olsun. Şimdi. Aslında bunları daha büyük çizelim. Daha rahat işlem yapabilmek için. Bu bizim az önce söylediğimiz gibi mavi renkli kart sarıyı da çiziyorum. Bu da bizim arkadaşlar sarı renkli kartımız olsun. Bu aradaki bölgede yeşil bölge biz burayı istiyoruz arkadaşlar mavi renkli kartın kısa kenar uzunluğu 8 santimetre sarı renkli kartın arkadaşlar kısa kenar uzunluğu 10 santimetre şimdi biz buraya bakıyoruz 20 santimetre burada 15 santimetre burada aralarındaki mesafe 9 santimetreymiş arkadaşlar yatırdığımız zaman burası 20 santimetre burası 15 santimetre olacak bakın bu aralarındaki mesafe 9 santimetre olduğu için burası 9 oluyor Burası e, mavinin uzun kenarı 15 olduğu için buraya 8 kalıyor. Sarının da uzun kenarı 20 cm olduğu için buraya da 11 cm kalıyor. Burası 8 cm idi, burası da 8 cm oluyor. Kısa kenar çarpı uzun kenardan alanımız 72 cm kare. 20. sorumuza bakalım. Su ile temas eden kısımları renk değiştirme özelliğine sahip dikdörtgen biçimindeki bir kart ile su dolu kap şekil 1'de verilmiştir. Bu kartın ucu bir ucu suyun 5 cm altına batacak biçimde suya dik olarak batırılıp çekilince şekil 2'deki görünüm elde edilmiştir. Daha sonra aynı kart ters çevrilip diğer ucu suyun 7 cm altına batacak şekilde batacak biçimde suya dik bir şekilde batırılıp çekilince şekil 3'teki görünümü elde ediliyor. Şekil 3'te elde edilen kağıdın renk değiştirmeyen bölümünün bir yüzünün alanı 70 cm kare olduğuna göre başlangıçtaki dikdörtgen kağıdın çevre uzunluğunu bulalım demiş. Arkadaşlar bakın burası 70 cm kareymiş. Şimdi Kısa kenarımız zaten 7 santimetre oluyor. Böylelikle uzun kenarımız 10 santimetre olarak geldi. Peki. Burası 5 santimetre. Şöyle gösterelim. Burası 5 santimetre. Burası 7 santimetre. Burası da 10 santimetre arkadaşlar. Topladığım zaman burası 22 santimetre oldu. Kısa kenar uzunluğu da 7 santimetre. Çevre uzunluğu nasıl bulunacak? 2 çarpım kısa kenar artı uzun kenar cevabım 2 çarpı 29'dan 58 cm olarak geldi. Sayfamı temizleyip devam ediyorum. Dikdörtgen şeklinde bir yüzeyi olan panonun kenarları uzun kenar uzunluğu 15 cm olan uzunluğundaki Sarı renkli, sarı renkli dikdörtgen çubuklarla ölçülmüştür. Çubuklar arasında boşluk yoktur ve çubuklar üst üste gelmemiştir. Buna göre pano'daki resmin alanını, pano ön yüzünün alanının yüzde kaçının olduğunu bulalım demiş. İlk önce panonun uzun kenarına bakacağım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane 15 cm çubuklar var. Burası 90 cm oldu. 10 cm'de de burada boşluk var. 90'ı 10'a eklediğim zaman arkadaşlar panonun uzun kenarı 100 cm olarak geldi. Panonun şimdi kısa kenarına bakalım. 1, 2, 3, 4 tane konulmuş. 15 çarpı 4 60 yapar. Ama bakın 5 cm'si taşmış. 60'tan 5'i çıkarıyoruz. Panonun kısa kenarı da 55 cm olarak geldi. Resmin alanını bulalım. Kısa kenar çarpı uzun kenardan resmin alanı 55 cm kare oldu. Panonun alanını bulalım. Kısa kenar 55, uzun kenar 100, alan 55, pardon 5500 cm kare oldu. Yüzde olarak istiyor. Resmin alanı 55, panonun alanı 5500. Burayı 55 ile sadeleştiriyorum. 1 bölü 100 olur. Yani panonun ön yüzünün yüzde biridir dedik. Son sorumuza geldik. Bir masada oturan dört arkadaştan Ali ile Selim kısa kenarları 5 cm, uzun kenarları farklı uzunlukta olan dikdörtgen şeklindeki kartları görsel birdeki gibi masa üstüne koymuştur. Daha sonra görsel 2'deki gibi kartların kısa kenarları çakışacak şekilde düzenlemiş ve üst üste gelmeyen yeşil bölümlerini kesmişlerdir. Ali ve Selin kestikleri parçaları sırasıyla önce Emre'ye sonra Mert'e vermişlerdir. Mert ve Emre yeşil parçaları görsel 3'teki gibi birer kenarları boyunca çakıştırmışlar ve elde ettikleri şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamışlardır. Yeşil kartın bir yüzünün alanı Mavi kartın bir yüzünün alanından 20 santimetre kare daha fazla olduğuna göre Emre ile Mert'in hesapladıkları çevre uzunlukları arasındaki farkı istiyor. Arkadaşlar şimdi ilk önce burası 5 santimetre burası 5 santimetre 20'yi ben 5'e böleceğim. 4 santimetre Yani yeşil kartonun uzun kenarı Mavi kartonun uzun kenarından 4 santimetre fazlaymış. Gelelim Emre'nin şeklini şuraya çizelim arkadaşlar. Buraya Emre diyorum. Emre'nin şekli. Bakın Emre'nin şekli bu şekildedir arkadaşlar. Burası 4 santimetre olarak geldi. Buraları zaten soruda 5 santimetre vermiş. Buranın alanı pardon çevresi 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenardan 28 cm. Mert'inkini bulalım. Mert'inkini de çiziyorum. Bakın Mert'inki de arkadaşlar şuradan bölelim. Burası 4 cm, burası 4 cm, burası 5. Yani buranın toplamı 8 oldu. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. Burası da 2 çarpım 13'ten 26 cm oldu. Aralarındaki fark 28'den 26'yı çıkarıyorum. Cevabım 2 cm olarak geldi. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.